Merhaba, sizi selamlıyorum ve yeni bir video ile gene karşınızdayız. Bugün size çok güzel puding tarifi vermek istiyorum. Pudinginizi birkaç malzemeyle daha da nefis bir hale getirebilirsiniz. Bunun için bize lazım olan puding, görmüş olduğunuz gibi Nutella lazım bize. Bisküvi lazım, çikolatalı bisküvi kullanıyorum ben. 3 paket beyaz çikolata fındıklı. Burada görmüş olduğunuz gibi şekerimiz var. Bir de sütümüz lazım burada. Tabii ki miktarı yine aşağıdaki bölümde bulabilirsiniz. Ben de bir tane kalıp vardı, pasta kalıbı. İçine kağıt döşedim. Bunu pasta kalıbının içinde yapmanız şart değil. İstiyorsanız bardağın içinde porsiyonluk da yapabilirsiniz. Bisküvileri küçük de doğrayabilirsiniz. Eğer bisküvilerin tam yumuşak olmasını istiyorsanız. Bu şekilde bisküviler tam yumuşak olmuyor. Böyle bir çıtırlığını koruyor burada. Görmüş olduğunuz gibi bisküvileri ben pasta kalıbına diziyorum. Şimdi de sütümüzü tenceremizin içine ilave ediyoruz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şekerimin içine ben vanilya puding tozunu ekliyorum. 3 paketi. Ve ayrıyetten tenceremin içine sütü ilave etmiştim. Daha önce gösterdim size. Onun içinden 100 milim süt çekiyorum ve bu karışımın içine döküyorum. Bunu da güzelce birbiriyle karıştıracağım. Evet, şimdi bunu karıştırdık güzelce. Ayrıyetten kenara bir tane daha tencere bırakıyoruz. Çünkü biraz sonra şimdi şu anda sütümü kaynatıyorum ve bu yana koyduğum tencereye 3 yemek kaşığı da Nutella içine ekliyorum. Şimdi burada sütüm kaynadı. Yaptığım tozu, bu karıştırdığım sütlü tozu içine ekliyorum. Kaynamış olan sütüme. Ve gene kaynatıyorum. Ta ki böyle katı bir hal alana kadar. Evet, piştikten sonra 3'te 1'ini Nutella'mın üstüne döküyorum. Pudingin 3'te 1'ini Nutella'nın içine döküyorum. Ben her zaman göz ayarı yapıyorum bu işi ama yaklaşık 3'te 1'ini Nutella'nın üstüne ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum bu malzemeyi şimdi birbiriyle. Ve geri kalan pudinge de çikolatamı ekliyorum. Bunu da güzelce birbiriyle karıştırıyorum. Ta ki çikolata içinde eriyene kadar. Açık renkli pudingi direkt olduğu gibi bisküvilerimin içine, üstüne döküyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi. Son olarak da çikolatlı pudingimizi üstüne ilave ediyoruz. Oda sıcaklığında önce soğumaya bırakıyoruz ve ayrıyetten de stretch folyo üstüne seriyorum ve bir gece buzdolabında tamamen böyle soğumaya bırakıyorum. Güzelce beklettikten sonra servis edip afiyetle yiyebilirsiniz pudinginizi. Tadı gerçekten mükemmel. Yapmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Videonun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz parmakları yukarı, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Instagram'da da takipçimiz olursanız seviniriz ve inşallah gene görüşmek ümidiyle. Herkese hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Bye.